Merhaba arkadaşlar, çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte kucağımda görmüş olduğunuz bu iki minik yavru köpeği kedi ürünlerini deneteceğim. Çok komiksin. Koş 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 koş, tabağı yanıyor. Bildiğiniz gibi sizlerle daha önce en lüks kedi ürünlerini test etmiştik ve o videonun sonunda eğer bu videoyu beğendiyseniz videomuza like atın. Ben de sizlerle birlikte bu ürünleri köpek yavrularına deneteyim demiştim. Şansıma çok tatlı iki tane köpek yavrusu bugün bende kalıyor. İkisi de arkadaşımın köpeği. Bir tanesinin cinsi Toy Poodle. İkisi de bebek bu arada. Daha çok küçükler. Bunun adı Herkül. Bu da bir Yorkie bebeği. Bu da daha çok minik. 4 aylık arkadaşlar ve ismi Woki. Bugün bana gerçekten güzel eşlik edeceklerini düşünüyorum. Hazır mısınız? Videoya başlayalım mı? Daha çok bebekler. Hadi başlayalım arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar ben köpeklerimle bu ürünü denemek istiyorum. Bu ürünü kedilerle birlikte denediğimizde kedilerimiz asla pas vermemişti. Zar zor bu mekanizmanın üzerine koymaya çalışmıştım ama tek bir adım bile atmamışlardı. Şimdi bakalım köpeğimiz nasıl bir tepki verecek. Ben ilk olarak bu Woki'mizle başlamak istiyorum. Bu arada Woki'mizin cinsi arkadaşlar Pembroke 5 Corgi. Türkiye'de çok zor bulunan bir cins. Bakalım üzerinde koşacak mı? Öyleyse Woki, hazırsan seni mekanizmamızın üstüne koyuyorum. Bence kendiliğinden koşabilir Woki. Woki. Ama Woki, sende ışık var gibi. Ya küçümen, sen ne yapıyorsun burada, halıyı çekeliyorsun? Ah! Hadi yavrum, şişt, buraya odaklan. Buraya. Woki, Woki sen ne yapıyorsun? Aferin Woki, Woki. Hadi Woki, spor yavrum, spor. Hadi. Ay, aynada kendine tutuldu orada. Çok tatlı, resmen hayvan yürüyüş yapıyor. Ay, köpeklerde %100 çalışan bir ürün. Getir o kedileri, getirin buraya, göstermek istiyorum nasıl koşulurmuş. Aferin akıllı çocuk, aferin sana. Hadi birazcık daha yavrum. Haydi. Yoruldun mu lan, daha iki adım attın. Allah Woki, hamster gibi kaldın. Woki, hadi bakalım, hadi bakalım. Aferin, aferin oğlum, yapabilirsin. Koş, olimpiyatlara hazırlayacağım ben bu çocuğu. Ay çok iyi değil mi? Koş, koş oğlum, koş oğlum, yapabilirsin. Çok enerjik bir hayvan aynı zamanda. Böyle bu şekilde bunun enerjisini de atabiliriz bence. Hadi Woki. Ay çok iyi, vallahi bayıldım. Ay şoklar içerisindeyim ya. Şimdi... Ay, arada olur böyle canım. Hadi, koşu bandından düştü. Bence gayet başarılı bir şekilde sporunu yaptı Woki'miz. Ben hayran kaldım, gözlerim yaşardı. Çünkü kedilerle denediğimde 40 takla atmıştım. Bu arada gerçekten neredeyse kelime anlamıyla bunun içerisinde takla atıyordum. Allah! Yine de asla koşmamışlardı. Bırakın koşmayı, adım dahi atmamışlardı. Şimdi burada minişimiz var, Herkülümüz var. Gerçekten. İsmiyle müsemma. Minicik bir köpek bu da. Bakalım o neler yapacak. O da çok hareketli. Onun da enerjisini atmaya ihtiyacı var. Oğlum, oğlum. Herkül, hadi akıllı. Hadi bıdık. Akıllı. Yapabilirsin. Bu çok küçük ya. Aşkım. Hadi bakalım. Göster kardeşini. Woki. Hadi Herkül ya. Yapabilirsin oğlum. Minnak. Hadi minnak. Hadi bakalım. Bu ürünün fiyatı tamı tamına 2000 TL'ydi. Normalde kedilerinizi zayıflatmak, kedilerinizin daha hareketli bir yaşam sürmesini sağlamak amacıyla üretilmiş bir ürün ama gördüğünüz gibi köpekleriniz için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaten bu hayvanın çok fazla kilo sorunu olduğunu söyleyemem. Yani bu çocuk kullanmasa da olur. Hadi at enerjini, güzel uyu bu akşam. Hadi gel. Oo. Bravo, bravo, bravo. Neler yapıyor, sinirlendim. Esam bir elime sürmeye çalıştı. Ulan Woki, ben seninle böyle sabaha kadar oynarım. Çok komiksin. Şey demiştim, hatırlıyor musunuz? Acaba kedilerimden elektrik enerjisi üretebilir miyim bu yolla? Kedilerimden belki üretemem ama Woki'den üretebilirim. Woki, vallahi sen karlı bir çocuksun ha. Seni ben burada koştururum sabaha kadar. Wow, wow. Al. ne demişler? Hızlı giden atın boku seyrek düşermiş. Senin götün pıt diye attı. Geçelim.
Arkadaşlar sıradaki ürünümüz bu elektronik kedi oyuncağı. Düğmesine bastığımızda içinden bir kedi kuyruğu çıkıyordu. Ve kedilerimiz bu oyuncağa da maalesef pek fazla ilgi göstermemişti. Özellikle Yasuo'nun çok net bir anını hatırlıyorum. Gidip yanına böyle devirmişti. Bakalım köpeklerimiz nasıl tepki verecekler? Bence oldukça şaşıracak. Çocuklar bu ne? Abi bunun olacağını ben nasıl düşünemedim? Ne oldu? Kedi küstü size. Korktun mu? O ki korktu. Çok cemal bir köpek. Normalde öyle kolay kolay korkutamazsınız. Ay korktu. Walkie. Ay Walkie saklanacak delik arıyor. Gel Walkie. Bu da benim arkama saklanmış. Bak bak ne var burada. Bu oyuncak köpekleri korkuttu. Lan Walkie oraya buraya havlıyordun. En cesur sendin. Ne oldu? Ne oldu? Şundan mı korktun lan? Aa püh sonunki. Aa. Walkie. Al lan Walkie. Abi. Hayatımda gördüğüm en komik şey. Salaksın Walkie. Salak mısın oğlum? Hayvan öldü patladı. Demek ki arkadaşlar bazı kedi oyuncaklarınızı köpeklerinize oynaması için göstermemeniz gerekiyor. Öyleyse gelin diğer ürünümüze geçelim. Saftirik köpek gel. Çocuklarım çok korktukları için onları kucağıma aldım. Onları birazcık sakinleştirdim ve şimdi sıradaki ürünümüze geçiyoruz. Bakalım buna nasıl bir tepki verecekler. Bu da elektronik kedi oltası. Arkadaşlar bu da ani hareketler yapıyor. Bundan da birazcık korkmaları muhtemel. Bakalım ne yapacaksınız? Bu uzaktan kumandalı bir ürün bu arada. Bunu parçalayabilirler diye düşündüm. Aa, yakala bakalım. Okay. Yakalarsa sağ kalmayacağına eminim. Evet. Aa, korktu gene. Aa, ay çok komiksin ya. Dur bir durdurayım. Oğlum sen neden kedi oyuncaklarından bu kadar korkuyorsun? Bakın. Herkül sevdi gibi. Herkül çok daha cesur çıktı. İsminin hakkını veren bir köpek. Allah durdu. Bu arada zaten Herkül birazcık kedi gibi bir köpek. Yani çok sevgi, aşık. Bak ne yapıyor. Bak çaldı. Ne oldu yakaladın mı oğlum sen onu? Bırak lan. Şu an benim kontrolüm mesela gitti. Çünkü çekti. Çek. Bırak. Yakala bakalım. Walkie korkudan kaçmaya çalışıyor. Odadan kaçmaya çalışıyor. Herkül. Aa. Ay. Herkül oğlum bırak. Herkül. Aa, Herkül benim oynatmama fırsat bile tanımıyordu. Direkt yakalıyor. Aa. Şişt. Ne oluyor? Korkudan beni ısıracak bu da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köpekler diye genellemek de çok doğru olmuyor. Belli bir cins köpek bir oyuncağı çok severken belli bir cins köpek ise korkudan neredeyse altına bırakacaktı. Öyleyse gelin bir diğer ürünümüze geçelim. Sırada bu elimde görmüş olduğunuz kedi labirenti var. Bunun fiyatı tamı tamına 400 liraydı. Bakalım köpeklerimiz bu oyuncağa nasıl bir tepki verecekler? Şu an onlar arkada kedilerimin otomatik oltasını yemek ve parçalamakla meşgul ve salya yapmışlar. Küçümen şu anda aslında bir içine girmeye yeltendi. Bakalım Walkie'miz ne yapacak? Walkie oynamalısın yavrum. Hadi bakalım Walkie. Ne Walkie. Bakıyorsun lan izmarit? Walkie, Walkie, Walkie. Küçümen'e bakın. Küçümen şu an tünelin ucundan sarkan pomponu çekelemeye çalışıyor. Hatta isterseniz bakın şimdi size doğru döndüreyim. Siz de görün ne yaptığını. Bu hayvanın birazcık kanında sanki kedilik var. Bir minik. Her türlü soktum içine bakalım ne yapacak. Kedilerle benzer tepkileri veriyor. Ne yapıyorsun? Uyumayı mı tercih ettin orada? Pomponla mı oynuyorsun? Tünelin öbür ucundan çıkmayı tercih etti. Buradan mı gireceksin? Walkie gel seni sokacağım içine bunu. Gir Walkie içine. Gir. Walkie ne yapıyorsun orada? Walkie çıkamıyor, poposu çok büyük. Hadi bakalım tünel keyfi. Kardeşim ve tünel keyfi. Ne yapıyorsunuz? Valla içerisine yattılar ve şu anda arkadaşlar
şuradan sarken pomponu ısırmaya çalışıyorlar. Aslında dediğim gibi kedilerle benzer tepkiler gösterdiler. Kediler sadece içerisinde durağan bir şekilde yatmışlardı. Bunlar da içerisine yattılar ve pomponu emikliyorlar şu anda. Köpeklerimiz de bu oyuncağa böyle tepki gösterdiler. İsterseniz gelin bir diğer ürünümüze geçelim. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte bu kedi arabasını test edeceğiz. Şu anda köpeklerimiz 3 aylık. O nedenle dışarıya çıkmaları, sokakta gezinmeleri yasak. Dışarıya çıkabilmeleri için aşılarının tamamlanması gerekiyor. Ben de dedim ki neden onları bu arabayla bir gezintiye çıkarmayayım ki? Evet, sokakta belki gezemeyecekler, yürüyüş yapamayacaklar ama güzel temiz bir hava alacaklar. Ben bu ürünü kedilerimle denediğimde gerçekten çok memnun kalmıştım. Hem beni büyük bir yükten kurtardığını söylemiştim. Bakalım köpeklerimizden nasıl olacak? Köpeklerimiz arabanın içerisinde rahat ve uslu duracaklar mı? Sizlerle birlikte deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte minik bir yolculuğa çıkacağız. Hazır mısınız? Hazırız kaptan. Hadi öyleyse. O kardeşinin yanına. Sen düzgün otur ama böyle olmaz bak. Hayır, hayır. Hayır çocuklar. Sakin. Sakinliğimizi koruyoruz. Haydi o zaman. Dın dırın 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 dırın. Arkadaşlar köpeklerimle şimdi tatlı bir yolculuğa çıktık. Gene hava çok yağmurlu. Birazcık da soğuk. Alışın şimdiden arkadaşlar. Nasıl keyifler? Walkie ellerini çıkartıyor sanki camdan gibi bir şey görüyorum buradan. Ama kediler bu durumu çok daha soğukkanlı karşılamıştı. Bunu söyleyebilirim şimdilik. Allah! Çocuklar çukur. Yok yok, keyifleri bozmayın. Gayet iyiyiz. Kedi falan da hiç yok. Size bir iki kedi göstereyim, arkadaş göstereyim. Etrafı tanıyın. Çok isterdim ama etrafta bir kedi de göremiyorum. Ay çok komikler. Çok komikler. Okey. Nasıl keyfin Concon? Herkül? Herkül pıstı. Oo, karşıdan gelene bakın. Karşıdan bir selvi boylu, al yazmalı, yakışıklı bir bey geliyor. Hadi Allah sonumuzu hayretsin. Çocuklar bakın abi bak nasıl geziyor. Ay bu ne kadar güzel bir şeymiş. Evet iki tane. Bakın selam verin. Hiç takmadı bile sizi çocuklar. Ay bay tatlı şey. Hiç umursamadı öyle. Ben belki korkarlar ne bileyim aralarında bir havlarlar diye düşündüm ama sıfır tepki. Aferin çocuklar. Nerede duracağınızı biliyorsunuz en azından. Hoppa. Yani bizim bu mahallemizde de gördüğünüz gibi bebek arabanız varsa pek keyfiniz yerinde olmuyor. Kaldırımlar inişli çıkışlı, yollarda full araba. Kardeşim bu kadar insan nereye gidiyor değil mi? Hep şanssızım, ne zaman çocuklarımı gezintiye çıkarmak istesem havada yağmur var ya. Herkül oradan az önce kafanı çıkarttığını gördüm. Sizinle de hız yapalım mı? Hız yapalım mı biz bir? Koş dur bakayım bıraktım, dur size bir şaka yapacağım. Allah bıraktım gitti bıraktım. Çocuklar bıraktım sizi ya. Walkie heyecanlandı koşturunca. Koş Walkie koş Herkül koş. Şu anda yağmur çok hızlandı arkadaşlar. Dediğim gibi köpeklerimiz de henüz bebek. Onları daha fazla üşütmek ve ıslatmak istemiyorum. Bakın canları sıkılmaya başladı. Gelin birlikte eve gidelim. Hadi eve gidiyoruz merak etmeyin. Bir hava aldık, temiz hava aldık ama. Havamızı aldık. Bildiğiniz gibi arkadaşlar kedilerimle birlikte en pahalı en lüks kedi ürünlerini test etmiştim ve o videoda sizlerle birlikte kameralı bir mama kabı denemiştik. Hatta Yasu ile birlikte, Yasu da şu anda burada, Big Brother Watching You diyeceğiz birlikte köpeklerimize. Şu an köpeklerimi izliyorum gizli kameradan ve onlara ufak bir şaka yapmak istiyorum. Daha çok ufak oldukları için şu anda Herkül'ü ben ekranda görüyorum arkadaşlar. Bir sesleneceğim Herkül diye bakalım ne yapacak. Herkül! Herkül! Walkie talkie. Şimdi mamalarını koyalım bakalım nasıl bir tepki verecekler. Buradan ben bir porsiyon arkadaşlar mamalarını gönderiyorum köpeklerimize. Arkadaşlar bu ürünü ben bir önceki videoda çok fazla övmüştüm. Çok güzel bir ürün, çok kaliteli bir ürün diye. Fakat uygulaması gerçekten çok kötü. Sinyal çok geç geliyor, video kaydı çok geç geliyor. Köpekleri beslediniz mi, beslemediniz mi tam olarak emin olamıyorsunuz. Fakat ben şu anda Walkie'yi yemek yerken burada görüyorum. Gerçekten tam böyle aç köpek diye bir tabir vardır ya. Öyle yiyor bu hayvan mamasını.
Afiyet olsun çocuklar. Volki bütün mamayı sen yiyorsun. Biraz Herkül'e de bırak. Çok tatlı. Çok tatlısın lan sen. Bu kadar tatlı gözüküyor ki. Ay Herkül de geldi. Herkül isminin hakkını veremedi. Sanırım çok fazla yiyemedi gibi gördüm buradan. Hepsini Volkan yedi gibi geliyor bana ama daha fazla veremeyiz çünkü yaşları çok küçük. Fazla yemek yememeleri gerekiyor. Tabağı yalıyor. Çok komik, çok tatlı gözüküyorlar kesinlikle. Ama bu uygulamayı biraz geliştirmeleri gerekiyor. Bu ürünü ikinci defa denemem iyi oldu. Eğer almayı düşünüyorsanız bence bir kere daha düşünebilirsiniz. Şu an paytak paytak yürüyorlar ve kapıya doğru gittiler. Bu ürünümüzde sizlerle birlikte denemiş olduk. Köpekler nasıl tepki verdi, ne yaptılar sizlerle birlikte test ettik. Ne yaptınız bensiz? Ha? Mamanızı yediniz mi afiyetle? Çocuklar? Öyle korkmadılar. Ben belki korkarlar diye düşünmüştüm açıkçası. Fakat çok fazla korkmadılar. Mamalarını da yemişler. Gelin bakayım. Volki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köpek yavrularımız çok yoruldu. Her an kucağımda uyuyakalabilirler. Bugün sizlerle birlikte bu iki tatlı köpek yavrusuyla kedi ürünlerini test ettik. Bazı ürünlere kedilerden çok çok farklı tepkiler verdiler. Bazılarıyla çok fazla ilgilendiler. Ben gerçekten bu videoyu çekerken çok eğlendim. Açıkçası birazcık daha ürünleri kedilerden umursadıklarını düşünüyorum. Birazcık daha ilgilendiler ürünlerle. Eğer sizler de bu videoyu beğendiyseniz, bu videoda eğlendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Birazdan Volki horlamaya başlayacak. Bakın uyudu kucağımda. Çok tatlı gözüküyor. Hepinizi çok 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 seviyoruz. Bye bye. Bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basın. Bir misafirimiz var bu arada videomuzun kapanışına. Ne yaptılar? Teşrif ettiler. Yasu Bey geldi. Yasu Bey. Yasu Bey beni böyle görürse kıskanır ama. Aşkım. Gel Behlül. Ay Yasu. Kafam çok karıştı. Şimdi sizler eminim Behlül nerede Meryem diyorsunuzdur. Behlül protesto ediyor arkadaşlar. Yatağın altından çıkmıyor.